Bakara Suresi 286. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyruluyor. Ey Rabbimiz unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet. Bizi bağışla. Bize acı. Sen bizim Mevla'mısın. Kafirler topluluğuna karşı bizlere yardım eyle. Amin. Evet kıymetli izleyicilerimiz yeni bir programla yaz Kur'an kursuna devam eden öğrencilerimizle yeni bir camide sizlerle birlikteyiz. Bu camide eğitim ve öğretimini sürdüren camimizin imam hatibi Yılmaz Ceylan hocamızla kısa bir hasbihalin ardından programımıza başlıyoruz efendim. Müzik Evet, camimizin İmam hatibi ile birlikteyiz. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederiz. Bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Ee, i̇smim Yılmaz Ceylan. Mevlana Camii din görevlisiyim. Ee, 2006 yılından beri de camimizin görevini icra ediyorum. Evet, 2006 yılından itibaren bu camide görev yapıyorsunuz. İmam Hatiplik aynı zamanda. Ee, yaz Kur'an kursuna gelen öğrencilerimizle birlikte oluyorsunuz. Aynen. Bu geçen yıllar zarfında neler söylemek istersiniz hocam yaz Kur'an kurslarıyla ilgili? Yaz Kur'an kursları özellikle bizim hayatımızda, çocuklarımızın hayatında gerçekten çok önemli ama çok önemli. Özellikle bu geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla çocuklarımız camilere gelemediler. Biz onun gerçekten ızdırabını yaşadık bu yılda. Bütün aileler gerçekten geçtiğimiz yıllara oranla çocuklarını daha çok camiye gönderdiler. Bizimle beraberler çocuklar şu anda camimizde 100 üzerinde erkek öğrencimiz 330 civarında da kız öğrencimiz burada kız Kur'an kursunda devam ediyorlar. Verimli bir dönem geçiriyoruz Elhamdülillah. Evet çok güzel hocam. Teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür yani. ediyoruz. Sağ olun. Evet kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz efendim. Mihrap ve Minber takımında bugünkü yarışacak arkadaşlarımızı hep birlikte tanıyoruz. Mihrap takımı Elif Ceylin Gençer 12 yaşında Boş zamanlarında bisiklet sürüyor Büyüyünce pilot olmak istiyor İpek Kara Aslan 11 yaşında Boş zamanlarında resim yapıyor büyüyünce öğretmen olmak istiyor. Ayşe Betül Özü Türker, 10 yaşında, boş zamanlarında kitap okuyor, büyüyünce doktor olmak istiyor. Minber takımı, Tuana Doğan, 13 yaşında, boş zamanlarında resim yapıyor, büyüyünce hakim olmak istiyor. Yağmur Şahinler, 10 yaşında, boş zamanlarında kitap okuyor, büyüyünce polis olmak istiyor. İrem Naz Şahinler, 14 yaşında. Boş zamanlarında kitap okuyor. Büyüyünce avukat olmak istiyor. Mihrab ve Minber takımında bugünkü yarışacak arkadaşlarımızı hep birlikte tanımış olduk efendim. Mihrab takımımız hazırlar, Minber takımı da hazır. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet diyebilirsiniz. Hazır mıyız? Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet, Mihrab takımında Ceylin Kardeşimiz var. Ceylin hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Bize kendini tanıtır mısın? Adım Elif Ceylin Gençer. 7. sınıfa geçtim. 12 yaşındayım. Kur'an kursuna gelmeyi çok seviyorum. Burada vakit geçirmek çok güzel oluyor. Burada yeni arkadaşlar edindin mi? Evet. En çok sevdiğin arkadaşların isimleri? Hepsi eşit benim için. Hepsini çok seviyorsun. Evet. Onlar da seni seviyorlar. Evet. Değil evet. Mi? evet. Teşekkür ediyoruz. Ceylin sorun için hazır mısın? Hazırım. O zaman sorun geliyor. İmanın şartı kaçtır ve nelerdir? İmanın şartı 6'dır. Allah'a inanmak, peygamberlere inanmak, melekleri inanmak, kitaplara inanmak, ahiret gününe inanmak, kader ve kazaya inanmak. Teşekkür ediyoruz. Doğru mu? Bir puanlama verin arkadaşınız için kaldırıyorlar. Bravo, harika. Teşekkür ediyorlar. Ceylin doğru bir cevap verdi. 10 puan ve Mihrap takımıyla birlikte 10 puan alıyor. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Demek ki imanın esasları kaçtır? 6'dır. Birincisi Allah'a inanmak, ikincisi meleklerine inanmak, 3 kitaplara inanmak, dördüncüsü peygamberlere inanmak, beşincisi Ahiret gününe inanmak. Altıncısı? Evet, demek ki bizler yaz Kur'an kursumuza geldiğimiz zaman ilk öncelikle neleri öğreniyoruz? İmanın şartını öğreniyoruz. Daha sonra İslam'ın şartını, kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi, namazı, ibadetlerimizi, Kur'an-ı Kerim'i, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını buradan öğreniyoruz değil mi? Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet sırada minber takımı var. Minber takımından Tuana. Seni tanıyabilir miyiz? Adım Tuana, soyadım Doğan. E, 13 yaşındayım, 7. sınıfa geçtim. E, Tuana neler yapmaktan hoşlanıyorsun? Resim çizmekten hoşlanırım, kitap okumaktan hoşlanırım. Büyüdüğün zaman ne olmak istersin? Ben hakimle mimar olmak istiyorum. Hakim veya mimar olmak istiyorsun. Teşekkür ediyoruz. Hazır mısın sorun için? Evet. E, sorun şu şekilde. İnsanlara dünyada yaptığı iyi ve kötü, tüm davranışlarının karşılığının verileceği sonsuz hayatın varlığına inanmak, iman esaslarından hangisiyle ifade edilir? Ahiret gününe iman. Doğru mu arkadaşlar? Ahiret günü dedi Tuana, evet kusursuz, muhteşem, doğru diyorlar. Tuana 10 puan alıyor minber takımıyla birlikte. Evet sevgili arkadaşlar, bu dünyanın bir de neyi var? ahireti var değil mi? Bizler ahirete de inanıyoruz. İslam'ın temel esaslarından bir tanesi de ahirete inanmak. Kıyamet gününe, öldükten sonra dirilmeye, hesaba, sonsuz bir hayatın varlığına inanmak. Kim bu dünyada zerre ağırlığında bir hayır işlerse ahirette onu görecek. Kim de zerre ağırlığında bir kötülük işlerse ahirette onun cezasını görecek. İnşallah Mevlam bütün günahlarımızı affeylesin, bütün dualarımızı kabul ve makbul eylesin. Bakın Ankebut Suresi 64. ayeti kelimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bu dünya hayatını anlatıyor aynı zamanda bize Rabbimiz. Bu dünya hayatı diyor sadece bir eğlenceden, bir oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl yaşama oradadır diyor. İşte asıl yaşama odur. Keşke bilmiş olsalardı buyurulmaktadır. Demek ki Müslümanların inanması gereken şartlardan bir tanesi de ahirete imandır sevgili arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Evet. Mihrap takımında İpek. Kimle tanışıyoruz? İpek Karaaslan. İpek'le tanışıyoruz. Evet İpek bize kendinden bahseder misin İpek? Eee ismim İpek Karaaslan. 6. sınıfa geçtim. Ee, resim çizmekten ve müzik dinlemekten hoşlanırım. Peki İpek Kur'an-ı Kerim okumasını öğrendin mi? Evet öğrendim. Ne kadar zamandır Kur'an okuyorsun? Ee, çok olmadı biraz oldu. Eskiden öğrenmiştim ama maalesef çalışmadım. Ondan da unutulunca tekrar başladım. İpek şimdi Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğimiz zaman, yani yaz Kur'an kursları bittiği zaman da bizler Kur'an-ı Kerim okumaya devam etmeliyiz. Evet. Kışın okula giderken de okumalıyız ki hiçbir zaman unutmayalım. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allahu Teala'nın bir kelamıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de bize bir emanetidir. Bizler Kur'an'a sahip çıktığımız müddetçe, Kur'an-ı Kerim'i kendimize önder edindiğimiz müddetçe Allahu Teala her zaman ve her daim bizimle birlikte olacaktır. Anlaştık mı? Anlaştık. Bundan sonra Kur'an-ı Kerim'i unutmak yok değil mi? Evet. Teşekkür ediyoruz. İpek hazır mısın? Hazırım. Evet sorun şu şekilde ikindi namazı toplam kaç rekattır? İkinci namazı sekiz rekattır. Hı hı. E, dördü sünnet, dördü farz şekilde. Doğru mu arkadaşlar? Teşekkür ediyorlar, aferin diyorlar senin için. 10 puan geliyor mihrap takımına ve İpek kardeşimize. Sevgili arkadaşlar, ikindi namazı sekiz rekat. Allahu Teala'nın Allahu Teala'nın bize emretmiş olduğu farz namazlardan bir tanesi. Dört rekatını sünnet olarak kılıyoruz dört rekatını da farz olarak namazımızı tamamlıyoruz. Yalnız sizlere bir hatırlatma yapayım. İkindi namazı ile yatsı namazının sünnetlerinde ikinci rekatlarına oturduğumuz zaman tahiyyat duasından sonra ettehiyyatüden sonra Allahümme salli, Allahümme barik dualarını okuyoruz. Ayağa kalkıyoruz. Üçüncü rekata kalktığımızda da Sübhaneke duasıyla başlıyoruz. Daha sonra aynı şekilde rükû ve secdelerimizi yaparak namazımızı tamamlıyoruz. Hangi namazlar? İkindi ve yatsı namazlarının ilk sünnetlerini bizler bu şekilde kılıyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet, teşekkür ediyoruz. İpe'ye teşekkür ediyoruz. Mihrap takımına teşekkür ediyoruz efendim. Minber takımından Yağmur var. Yağmur merhaba. İsmim Yağmur, soy ismim Şahinler. Beşe geçtim. En çok satranç çönemekten zevk alıyorum. Başka neler yaparsın? Yaz tatiline girdiniz, okullarınızda tatil oldu. Yaz tatilinde neler yaparsın? Ha, bazen e, akrabalarımızı ziyarete gidiyoruz. Evet. Tatile gidiyoruz. Evet. Öyle. Ama bu zaman zarfında Kur'an kursuna da geliyorsun. Evet, Devam ediyorsun. Seviyor musun Kur'an kursuna? Çok seviyorum. Gelmeyi? Evet. Arkadaşlarınla birlikte mi geliyorsun? Yo, yani bazen arkadaşlarımla beraber geliyorum, bazen ablamla beraber. Onlara da tavsiye eder misin camiye gelmelerini, yaz Kur'an kursuna gelmelerini? Ederim. Evet, herkese, bütün arkadaşlarımıza, bütün öğrencilerimize camiye ve yaz Kur'an kursuna devam etmeleri için biz de istirham ediyoruz. Onları da camimize ve Kur'an kurslarımıza bekliyoruz efendim. Sorun için hazır mısın? Hazırım. Hazırsın. Ayetlerden oluşan ve toplam sayısı 114 tane olan Kur'an-ı Kerim'deki bölümlere ne ad verilir? Sure. Evet, doğru mu arkadaşlar? Teşekkür ediyoruz. Doğru bir cevap verdin bizlere. 10 puan alıyorsun. Minber takımına da 10 puan kazandırmış oluyorsun. Sevgili arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure bulunmakta. İlk sure hangisi? Kur'an-ı Kerim'deki ilk sure, namazda okumuş olduğumuz bir sure hangisi? Evet, İlk sure hangisi? Fatiha suresi. Son sure var bir de Kur'an-ı Kerim'de. Nas suresi değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udzu bi rabbin nas diye başlayan surede Kur'an-ı Kerim'in son suresi. En uzun sure hangisi? Kur'an-ı Kerim'de. Efendim? Evet, Bakara suresi 286 ayetten oluşuyor ve Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi. Peki en kısa suresi hangisi? Kevser Suresi değil mi? Evet. En kısa surede 3 ayetten oluşan Kevser Suresi. Teşekkür ediyoruz minber takımına ve Yağmur kardeşimize. Evet. Mihrap takımında bize sure veya dua okuyacak bir kardeşimiz var mı? Kim okumak ister? Başka? Evet, mikrofonu en arkadaki arkadaşımıza verebilir miyiz? Hangi sureydi? Bize kendini bir tanıt. Ben İrem Betül. Efendim? Ben İrem Betül Doğan. Evet. Ee, 6'ya geçtim ve 11 yaşındayım. Teşekkür ediyoruz sana. Ne okumak istersin? İhlas. İhlas suresini. Evet dinliyoruz. Gülhü Allahu ehad. Allahü samet, lem yelid ve lem yulet ve lem yeküllehu kühüven ehad. Bir şey yapalım mı? Bir de besmele çekerek okuyalım mı? evet. Hadi bakalım. Bizler sure Ez okurken, Allahu Teala'nın ayetlerini okurken hep birlikte besmele çekiyoruz değil mi sevgili arkadaşlar? Bir de besmeleli dinleyelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gülhü Allahu ehad. Allahü samet. Lem yelid ve lem yulet. Ve lem kühüven ehad. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ yani. olasın. Evet minber takımından bize okuyacak kardeşimiz var mı? Bir sure veya dua. Şöyle bir parmak kaldırın görelim. Evet kim okumak istiyor? Evet Yağmur sen okumak istiyorsun. Al. Tamam. Evet hep birlikte dinliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Umiddin. İyâke nâbüdü ve iyâke nestaîm. İhdine sıradel mustaîm. Sıradel lezîne en amte aleyhim gayrı madûb aleyhim veleddâlin. Amin. Teşekkür ediyoruz. Veleddâlin. Amin. Allahu Teala bizleri doğru yoldan ayırmasın. Evet. Mihrap takımındayız ve yine bir kardeşimizi tanıyoruz. Tanıyabilir miyim seni? Adım Ayşe Betül, soyadım hı, hı. Beşe geçtim. Evet. Kitap okumayı çok severim. Ee, Büyünce mesleğim doktor olmak. Doktor olmak istiyorsun. Tamam. Teşekkür ediyoruz bizler de sana. Sorun için hazır mısın? Evet. Akşam namazı toplam kaç rekattır? Beş rekattır. Evet. Üç farz, iki sünnet. Doğru mu arkadaşlar? Akşam namazı beş rekat dedi. Bir puanlama verelim. Evet maşallah, maşallah, maşallah diyorlar senin için. Teşekkür ediyoruz. Ve on puan mihrap takımına kazandırmış oluyorsun. Sevgili arkadaşlar, akşam namazı beş rekat, üç rekat biz farz olarak Namazımızı tamamlıyoruz. Daha sonra akşam namazının son iki rekatını da sünnet olarak kılıp arkasından Allahu Teala'ya dua ediyoruz. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz farz namazlardan sonra yapılan duaların kabul olunduğunu bizlere ifade ediyorlar. Bizler de her namazımızın sonunda ne yapıyoruz? Ellerimizi açıyoruz. Kendimiz için, annemiz için, babamız için, devletimiz için, vatanımız için, milletimiz için her şeyin en güzelini, en hayırlısını Rabbimizden diliyoruz. Teşekkür ediyoruz mihrap takımına ve son sorumuzla minber takımına geçiyoruz. İrem hoş geldin. Hoş buldum. Biz seni de tanımak istiyoruz. Adım İrem Nasar Şahinler. Hı hı. Kitap okumayı seviyorum, müzik dinlemeyi de seviyorum. Avukat olmayı istiyorum. Kur'an-ı Kerim okumasını öğrendin mi? Evet. Ne kadar zamandır okuyorsun? Yani her geldiğimde okuyordum ama unuttuğum için tekrar başladım. Tekrar baştan başladın ama hatırlaması kolay oluyor. Tekrar evet. Kur'an-ı Kerim'e devam ediyorsun. Hiç hatim yapabildin mi? Hayır. O zaman bu sene başladığın Kur'an-ı Kerim'i devamlı bir yıl boyunca okumaya gayret et. Ve okum okuduğun bir tane de hatmin olsun inşallah. inşallah. Olur mu? Ee, teşekkür ediyoruz. Sorumuzu soruyorum İrem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dinin direği olarak tanımladığı ibadet hangisidir? Namaz. Namazdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dinin direği olarak ifade etmiş. Evet. Doğru mu? Doğru. Arkadaşlar doğru mu? Evet puanlamalarımızı alıyoruz. Teşekkürler maşallah. Bravo diyorlar İrem için. Teşekkürler. İmber takımına ve İrem'e de 10 puan geliyor. Sevgili arkadaşlar... Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara, çocuklara kaç yaşına geldikleri zaman namaza başlamalarını söylemiş. Evet? 7 yaşına değil mi? Evet? Yedi. Aferin sana da. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 yaşına geldiği zaman çocuğunuz ona namaz kılmayı öğretin. Namaz kılmayı tavsiye edin buyurmuş. Bakın. Bir gün Peygamberimiz ashabıyla sohbet ederken şöyle diyor. Birinizin kapısının önünden bir nehir aksa ve o nehirde günde beş defa yıkansa o kimse de kirden bir eser kalır mı? Sahabe-i kiram dediler ki kalmaz ya Resulallah. O insan tertemiz olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şöyle buyurdu. İşte diyor beş vakit namazla böyledir. Allah bu namazla diyor insanların günahlarını affeder. Demek ki bizler de günde beş defa Allahu Teala'nın huzurunda bulunmalı. Beş vakit namazlarımızı kılmalıyız. Bu namazlarımızda bizlerin işlemiş olduğu günahlara affına, günahların affına vesile olsun. Teşekkür ediyoruz minber takımına. Evet, mihrap takımı ve minber takımıyla bugün güzel bir yarışma programıyla sizlerle birlikte olduk efendim. Mihrap takımı Ceylin İpek ismini görebilir miyiz? Ayşe bizlere 3 tane doğru cevap verdiler sorumuza ve 30 puan kazanıyorlar. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Yine minber takımında Tuana, Yağmur ve İrem yarışmacı olarak katıldılar. Bizlerin sorularına doğru cevap verdiler ve 30 puan bizden alıyorlar efendim. Evet kıymetli izleyenlerimiz bugün mihrap ve minber takımında olan arkadaşlarımızla camide çocuk sesi programıyla yarışma programıyla sizlerle birlikte olduk. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yarışmaya katılan öğrencilerimiz için hazırlamış olduğu kitapları takdim ediyoruz. Evet Diyanet İşleri Başkanlığımızın öğrencilerimiz için hediyeleri var efendim. Güzel bir kitabımızı hediye ediyoruz. Ceylin için de İpek senin için, Ayşe senin için teşekkür ediyoruz. Yine Minber takımından Tuana senin için, Yağmur ve İrem senin için teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli izleyenlerimiz yeni bir camide, camide çocuk sesi programıyla sizlerle birlikte olduk. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.